Elimize bir karmaşık sayı alalım. Z'yi kartezyen gösterim biçiminde veya buna standart gösterimde diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazalım. Şöyle olsun. Eksi 3 artı 2 i. İlk olarak bu sayının karmaşık sayılar düzlemindeki yerini belirleyelim. Evet, bu sanal eksenimiz. Bu da gerçel eksenimiz. Sayının gerçel bölümü eksi 3. Orijinin soluna doğru 1, 2 ve 3. Aralıklar pek eşit olmadı. Bir daha orijinin soluna doğru 1, 2 ve 3. Evet burası eksi 3. Bir de 2 i'miz var öyle değil mi? Yukarı yönde 2 ilerleyeceğiz. Sanal eksende 2 yukarı. 1 ve 2 tamamdır. Z'nin gerçel bölümü eksi 3, sanal bölümü de 2. O halde Z karmaşık sayılar düzleminde buradadır. Z işte burada, güzel. Ne var ki ben Z'nin yerini belirtmenin başka yolları var mı? Bunu görmek istiyorum. Burada olduğu gibi Z'nin koordinatlarını bir adet gerçel, bir adet de sanal kısım vererek değil, bir yön, bir de mesafe vererek ifade etmeye çalışacağım. Örneğin orijinden Z'ye olan mesafeyi verelim. Bu mesafe evet r diyelim. Yalnızca mesafe vererek z'nin yerini belirleyemeyiz öyle değil mi? Z'ye ulaşmak için hangi yönde r mesafesi kadar gidileceğini de belirtmelisiniz. Yönü ifade etmek için de bir teta açısı vermeliyiz bu açı pozitif yönlü gerçel eksen ile bu gördüğünüz doğru arasındaki açıdır. Evet aslında bu bir doğru parçası. Orjin ile z'yi birleştiren bir doğru parçası. Evet. Biri size bu açıyı ve bu mesafeyi verdiğinde bu iki bilgi size yeter ve doğruca z'ye ulaşabilirsiniz. Şimdi sizden şunu rica ediyorum. Videoyu durdurun ve r ile teta çifti ile eksi 3 ve 2 çifti arasında bir bağıntı kurabilecek misiniz? Lütfen ona bakın. Şöyle özetleyeyim. Size buradaki gibi kartezyen biçiminde yani standart formda bir karmaşık sayı verilirse r'yi ve teta'yı bulabilir misiniz? Şimdi gelin biraz bunun üzerinde düşünelim. Bize yardımcı olması amacıyla trigonometrik fonksiyonlardaki birim çemberi hatırlayalım. Çünkü r, teta, 2 ve eksi 3 arasında bir bağıntı kurabilmek için trigonometrik fonksiyonları kullanacağız. Hemen birim çemberi çizelim. Evet çiziyorum. Bu gördüğünüz birim çember. Yarıçapı 1 olan bir çember. Birim çemberi çizdim. Evet hazır. Tanım gereği bu gördüğünüz noktanın yani bu doğru parçasının birim çemberi kestiği noktanın yatay eksendeki ve düşey eksendeki koordinatları nedir? Doğru parçası pozitif yönlü gerçel eksenle teta açısı yapmış. O halde yatay eksendeki koordinat tanım gereği kosinüs teta olmalıdır. Bu kosinüs teta'nın birim çemberdeki tanımı. Düşey eksendeki koordinat da sinüs teta'dır değil mi? Peki, bu noktanın yatay eksendeki ve düşey eksendeki koordinatları ne olacak? Koordinatlarının eksi 3 ile 2 olduğunu biliyoruz ama kosinüs teta ve sinüs teta türünden ne olabilirler? Bakalım. Bu noktanın orijine uzaklığı yarıçap kadardır. Yani 1'dir. Bu gördüğünüz mesafe 1. Ama bu noktanın orijine olan uzaklığı r'dir. Yani ilk noktanın r katı kadardır. Bu yönde r katı kadar uzaktaysa düşey eksende de r katı kadar uzakta olmalıdır ve yatay eksende de r katı kadar uzakta olmalıdır. Ne varsa hepsini r ile çarpacağız. O halde bu noktanın yatay eksendeki koordinatı kosinüs teta değil R çarpı kosinüs tetadır. Bu noktayı biliyoruz. Eksi 3'tür. O halde neye eşittir? R çarpı kosinüs tetaya eşittir. Aynı akıl yürütmeyle bu noktayı, yani düşey eksendeki koordinatı R ile çarpacağız. Sinüs tetayı R ile çarpacağız. Bu mesafenin R katını alacağız. Yani bu nokta R çarpı sinüs tetaya eşittir. Bu noktanın 2 olduğu zaten verilmişti. Eşittir R çarpı sinüs teta. Şimdi eldekiler ışığında R'yi ve tetayı bulabilir miyiz artık? Gelin ilk olarak tetayı bulmaya çalışalım. Onu bulabilmek için bazı trigonometri fonksiyonlarını incelememiz gerekiyor. Sinüs theta ile ve kosinüs theta ile bağlantılı olan trigonometri fonksiyonlarından biri. Tanjant teta fonksiyonudur, öyle değil mi? Örneğin açımızın tanjantı yani tanjant teta eşittir sinüs teta bölü kosinüs teta'dır. Hem payı hem de paydayı r ile çarparsak bu eşitlik bozulmaz. R sinüs teta bölü r kosinüs teta. Evet, bunlar aynı şey. Biliyoruz ki r sinüs teta 2'ye eşittir. Ayrıca biliyoruz ki R kosinüs teta da eksi 3'e eşittir. O halde bu ifade eksi 2 bölü 3'e eşit. Bir diğer yöntem de şudur. Bu teta açısının tanjantı bu doğru parçasının eğimine eşittir. Peki bu doğru parçasının eğimi nedir? Z noktasından başlayarak orijine giderseniz yatay eksende artı 3 birim ilerlersiniz. Düşey eksende de eksi 2 birim ilerlersiniz. O halde yatay eksendeki değişim başına düşen düşey eksendeki değişim olarak tanımlayabileceğim eğim eksi 2 bölü 3'tür. Az önce de bunu bulmuştuk zaten. Şimdi bu eşitlikten yola çıkarak teta açısını bulacağız. Bunun için her iki yanında ters tanjantını alacağız. Ee, ne olur? Teta eşittir. Ters tanjant içinde eksi 2 bölü 3 yani bu kesir. Kopyalayıp yapıştırayım. Evet. Hesap makinesini açıp şimdi bunun ne olduğunu bulalım. Öncelikle radyan ayarına geçelim. Evet tamamdır. Yazalım bakalım. Ters tanjant eksi 2 bölü 3. Sonuçta eksi 0,588 falan filan. Virgülden sonraki yüzde birler basamağına yuvarlarsak eksi 0,59 olur. O halde bu ifade yaklaşık olarak eksi 0,59'a eşittir. Aradığımız açı bu mu acaba? Aradığımız teta bu mu? bu açı yani eksi 0,59 açısı çizdiğim bu açıdır ters tanjant fonksiyonu bize bu açıyı verdi. Aslında çok da mantıklı çünkü bu ışın bu ışının devamı ikisi birlikte bir doğru oluşturuyor. Doğrunun eğimiyle ışınların eğimi aynı ama bizim aradığımız teta bu açı değil. Bizim aradığımız teta tam tersi yönde bir açı. Yarım çember ötedeki bir açı. Radyan türünden düşündüğümüzde bu açıya pi eklersek ortaya çıkan açı. Bizim aradığımız bu. Aradığımız teta açısı hesap makinesinin bize verdiği açı değil. O açıya pi eklediğimizde ortaya çıkan açıyı arıyoruz. Bizim aradığımız teta açısı eksi 0,59 yaklaşık değerde hatırlayın artı pi'dir. Buraya da yaklaşık işareti koyalım. Bu değer yaklaşık değerdi unutmayın. Hesap makinesini yine açalım. Bir önceki yanıta pi ekleyelim. Neden? Çünkü tam tersi yöndeki bir açı. Sonuç neymiş? Yaklaşık olarak 2,55 radyan. Yaklaşık olarak 2,55 radyana eşittir. Teta'nın yaklaşık değerini bulduk. Peki bu mantıklı bir yanıt mı? Bu gösterdiğim açı 2,55 radyan olabilir mi? Bu açı yani düşey eksi eksenin açısı pi bölü 2 radyandır. Pi'yi 3,14 kabul edersek yaklaşık 1,57 radyanlık bir açı demektir. Bu gösterdiğim eksi x doğrultusundaki açı da pi radyan yani 3,14,15 şeklinde gidiyor biliyorsunuz. O halde 2,55 radyan doğru çeyrek bölümde kalıyor. Mantıklı evet bu açı 2,55 radyandır. Şimdi de bunun uzunluğunu yani r'yi bulalım. Bunun için de Pisagor teoremini kullanacağız. Önce şöyle bir üçgen oluşturalım. Bunun uzunluğunun 2 olduğunu biliyoruz. Çünkü bunun uzunluğu 2. Bunun uzunluğunu da biliyoruz. Noktanın koordinatı eksi 3 ama uzaklık negatif olmaz. Bunun uzunluğu da 3. Pisagor teoremi ne diyor? R kare eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Bu da şu demektir. R eşittir kök içinde 4 artı 9 yani 13. İşte bu kadar. R'nin kök 13 olduğunu ve teta'nın da 2,55 radyan olduğunu bulduk. Bunlar ışığında z'yi r ve teta türünden yazabiliriz artık. z eşittir, eksi 3 yerine r kosinüs teta yazacağız. z eşittir, kök 13 çarpı kosinüs teta, teta'nın yaklaşık değerini de bulmuştuk. 2,55 radyandı değil mi? Artı, evet, 2, onun da r sinüs teta olduğunu biliyoruz. r kök 13'e eşittir artı kök 13 sinüs teta yerine de sinüs 2,55 yazabiliriz. Tabi kök 13 çarpı sinüs 2,55 ifadesini i ile çarpmayı unutmayacağız. Bunu biraz sadeleştirebiliriz aslında. R'nin ne olduğunun belli olmasını sağlayabiliriz. Kök 13'ü ortak çarpan olarak Paranteze alabiliriz. Z eşittir kök 13 çarpı kosinüs 2.55 tekrar hatırlatıyorum 2.55 yaklaşık bir değer. Bu nedenle en baştaki eşittir yerine yaklaşık değer işareti koymam daha doğru olacak. Evet. Kosinüs 2.55 artı bu kez i'yi başa yazacağım artı i çarpı sinüs 2.55. Z'yi bu biçimde yazdığımızda açının hangi yönde olduğu çok açık olarak anlaşılıyor. Açı 2,55 radyan. Artı x ekseninden saatin yönünün tersi yönde ilerleyeceğiz. Ayrıca orijine olan mesafede belli. Kök 13 kadar uzaktayız. İşte bu nedenle kutupsal koordinat dediğimiz zaman bu yazım biçimi çok daha anlamlı. İlk başta bize verilen yazım biçimine kartezyen gösterim, bu ikinci yazı biçimine de kutupsal gösterim denmesinin nedeni de işte budur.